Çantada da var. İyi akşamlar sayın seyirciler. Show Haber'le karşınızdayız. İstifası istenen 3 belediye başkanından kararını açıklamayan tek isim. Balıkesir Belediye Başkanı Edip Uğur da kararını pazartesi günü açıklayacağını söyledi. Daha önce pazartesi günü istifa edecek haberleri yalanlanmıştı. Başkan Uğur, pazartesi gününü bekleyin dedi. Açıklama pazartesi günü. Saat 17. Açıklamanın gününü, hatta saatini bile verdi. Ama kararı istifa yönünde mi yoksa değil mi, onun yanıtını vermedi. Biz kararımızı açıklayacağız. Kararınız ne yönde belli mi başkanım? Efendim, kararı şimdi açıklarsa olur mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isim vererek istifasını istediği 3 belediye başkanından biri Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur. Kararını tek açıklamayan o kaldı. Vefa da var, veda da var. Bursa Belediye Başkanı istifa etti. Gökçek cumartesi istifa edecek. Haberciler Uğur'un peşindeydi. Başkan önce yok dedi ama bir anda geri dönüp... Açıklama pazartesi günü. Pazartesi gününü işaret etti. Daha önce pazartesi günü istifa edecek haberleri çıkınca yalanlama gelmişti Uğur'un cephesinden. Tarih vermesi Edip Uğur'un istifa edeceği yorumlarını da beraberinde getirdi. Basın, kamuoyu, kararımızı öğrenmiş olur. 4 gün sonra Balıkesir Belediye Başkanı'nın istifasıyla ilgili akıllardaki soru işaretleri de ortadan kalkmış olacak. Kuşkusuz gözler bir yandan da AK Parti'nin ilçe belediyelerinde de istifa rüzgarının esip esmeyeceğinde. Sayın seyirciler, Tekirdağ'da sele kapılan zırhlı araçtan çıkmayı başardı. Azgın suyun içinde kayboldu. Ekipler onu aradı ama bir türlü bulamadı. Bu sabah saatlerinde cenazesi bulundu. Terhisine 17 gün kalan Er Sefa Parhan, başkalarının hayatını kurtarmaya giderken şehit düştü. İlk gelen bilgiye göre 21 yaşındaki genç suyun içinde donarak şehit düştü. Terhisine 17 gün vardı. Vatan nöbeti bitince İzmir'e ailesinin yanına dönecekti. Şiddetli yağış nedeniyle mahsur kalanları kurtarmak için gönderilen ekibin içindeydi. Asker ağaca sarılmış durumda şu anda. Er Sefa Parhan'ın içinde olduğu zırhlı araç suların kapıldığı köprüden düştü ve sele kapıldı. 21 yaşındaki genç zırhlı araçtan çıkmayı başardı ama azgın suyun içinde kayboldu. Cenazesi bu sabah bulundu. İlk tespite göre boğularak değil donarak ölmüştü. Bir fidan olsam toprakta, suyum sen olsa. Donmuş bir vaziyette ağaca sarılmış, tutunmuş kendisi, beklemiş. Tekirdağ'ı dün sel vurdu, dereler taştı. Polis mahsur kalanları kurtarmak için selin içinde kalan köprüyü geçmek zorundaydı. Ama onların aracı yetersiz kalınca askerden yardım istendi. Gelen zırhlı personel aracıyla 4 asker, 2 polis ve 1 sivil yola çıktı. Köprünün üstünden geçen araç devrildi ve sele kapıldı. Zırhlı personel taşıyıcı işte buradan yaklaşık 150 metre ilerideki vatandaşları kurtarmak için gidiyordu. Ancak oradan geçeceği sırada suya kapıldı ve devrildi askeri araç. İçindeki toplam 7 kişiden 6'sı kurtarıldı. Bir asker ne yazık ki kayboldu. Orada köprü olduğunu bile ben bilmiyorum. Yani köprü olduğunu bilsem zaten aracı oraya sokturmam. Tünel taşıyıcı işte selin başladığı sıralarda buradan bu tarafa, yani köprünün diğer tarafına geçmek istediği sırada köprüyü fark edemedi. Tam buradan azgın sulara kapıldı, devrildi ve görüyorsunuz yaklaşık 200-300 metre kadar sonra bulundu. Şu an kurtarma çalışmaları devam ediyor. Zırhlı araç selde sürüklenirken içindekiler kendilerini dışarı atmayı başardı. Bakın, şeye kapıldık 7 kişi. Tutunduğumuz dal elimizde kalıyor. Çok akıntı vardı, çok şiddetli bir akıntıydı. Herkes bir dal parçasına tutunmaya, hayatta kalmaya çalıştı. Derede ölüm kalım savaşı yaşandı. Terhisine 17 gün kalan Er Sefa Parhan da bir ağaca sarıldı. Son gücüne kadar dayandı. Gücü bittiğinde azgın suyun içinde kayboldu. Asker ağaca sarılmış durumda şu anda.
Asker arkadaşımızın sesini duymaya başladım yani. Bağırıyordu, ben yüzme bilmiyorum komutanım falan diye. Diğer arkadaşı bağırıyordu, gitti arkadaşım diye. Geç gönlüm, sen bu aşktan vazgeç gönlüm. Ağaç dallarına tutunanları ekipler botla kurtardı. Ama sele kapılan askerden bir iz yoktu. Balık adamlar, dalgıçlar hem suyun altından hem suyun üzerinden arama çalışmalarını yapıyorlar. Ancak şu ana kadar Mehmetçi'ye ulaşılmış değil. Hava kararınca çalışmalara ara verildi. Acı haber sabah saatlerinde geldi. Topçuoğlu'nun zırhlı personel taşıyıcıdan düştü. Yaklaşık 700-800 metre azgın sulara kapıldı. İşte tam buraya kadar sabah saatlerinde arama çalışmaları sırasında asker şehit düşmüş olarak burada bulundu. Donmuş bir vaziyette ağaca sarılmış, tutunmuş kendisi. Bekleyin, bizim gördüğümüz kadarıyla tutunmuş diye görüyoruz. Zırhlı personel taşıyıcı köprüyü geçmek istedi. Gördüğünüz o flamalı aracın oradan ancak azgın sulara kapıldı ve yaklaşık gördüğünüz gibi 70-80 metre kadar sürüklendi. Şu an çekiciyle bulunduğu yerden çıkartılmaya çalışılıyor. Şehit olan Er Sefa Parhan türküleri seviyordu. 54 gün önce silah arkadaşlarıyla birlikte bu türküyü söylemişti. Ailesi gün sayarken Sefa'nın şehadet haberi geldi. Al bayrakla vermiş. Al bayrakla geri alıyor. Doymadım, doyamadım. Tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar İstanbul Polisi'nin dev operasyonunda Avrupa'dan Türkiye'ye getirilen tam 2,5 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gençleri zehirleyemeden yakalanan şebeke üyeleri farklı uyuşturucuları da Avrupa'ya yollamak için grevde tutuyordu. Polisler torbaları saya saya bitiremedi. Narkotik ekipleri son yılların en büyük operasyonuna imza attı. Zanlıların aracında ve evlerinde tam 2,5 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Narkotik polisi Avrupa üzerinden Türkiye'ye uyuşturucu getiren bir çeteyi izlemeye aldı. Takip sırasında çok önemli bir bilgiye ulaşıldı. Şebeke üyeleri bugüne kadar yapılan en büyük sevkiyata hazırlanıyordu. Geçiyor bu taraftan bunu. Dedektifler Hollanda'dan yola çıkan tırı Kapıkule'de izlemeye aldı. İstanbul Narkotik Polisi son dönemin en büyük uyuşturucu operasyonuna imza attı. Hollanda'dan Türkiye'ye uyuşturucu getireceği ihbarını aldı ve sınırdan itibaren o araç takibe alındı. Avcılara geldiği esnada ise operasyon düğmesine basıldı ve görüyorsunuz yaklaşık 2,5 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Zehir tacirleri uyuşturucu hapları avcılarda bir adrese götürecek, sonra da dağıtımını yapacaktı. Narkotik polisinin ele geçirdiği uyuşturucunun piyasa değeri yaklaşık 90 milyon lira ve uyuşturucu şebekesinin iki ayağı vardı. Birincisi Avrupa ayağı, diğeri ise Türkiye ayağıydı. Türkiye ayağı bu gördüğünüz uyuşturucuyu alıyordu. Karşılığında ise Avrupa'ya işte bu uyuşturucu maddeyi gönderiyordu. Polis avcılardaki o adresi bastı. O evde 181 kilo uyuşturucu ve 770 kilo ham madde buldu. Şebeke üyelerinin yurt dışından getirdiği hapların piyasa değeri yaklaşık 90 milyon liraydı. Gençleri zehirleyemeden yakalanan 5 zanlı tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Sayın seyirciler, Şanlıurfa'da jandarma uygulama noktasında bir öğrenci servisini durdurdu. Gördüğü manzara karşısında dondu kaldı çünkü böylesi bir kural ihlalini onlar bile beklemiyordu. Direksiyon başında oturan yani öğrenci servisini kullanan 13 yaşındaki bir çocuktu. Okul servisi hareket halindeyken de direksiyonda o vardı. Daha 13 yaşında bir çocuk. İçinde 10 öğrencinin bulunduğu araçla okuldan eve taşımacılık yapıyordu. Büyükleri onun hem kendi hem de servisteki öğrencilerin hayatını tehlikeye atmasına göz yumdu. Şanlıurfa'da jandarma ekipleri yol kontrolü yapıyordu. Ekipler bu öğrenci servisini durdurdu. Tıpkı öğrenciler gibi aracı kullanan da bir çocuk çıktı. Öğrenci servisi 13 yaşındaki çocuğun babasına aitti. Direksiyona kendi yerine evladını geçirmişti.
Kendi ise ortada yoktu. Oğlu da o servis şoförüne emanet edilen 10 çocuk da ölümle burun burunaydı. Servisi kullanan çocuk araçtan indirildi. Bir kazaya ve can kaybına yol açmadan daha fazla gitmesine izin verilmedi. Öğrenciler farklı bir araçla okula gönderildi. Herkesin hayatını hiçe sayan 13 yaşındaki çocuğun babası da para cezası aldı. Sayın seyirciler, Tekirdağ'da yüreğimizi yakan sel felaketi Türkiye'nin farklı illerinde de etkili oldu. Evler, araçlar sular altında kaldı. İstanbul Çatalca'da da sel bir mahalleyi adeta yuttu. Benim yaşım 60, ben böyle bir felaket görmedim. Sağanak yağış gün boyu etkisini sürdürdü. Akşam saatlerinde de şiddetini arttırdı. Taşan dereler yolları adeta göle çevirdi. İstanbul'da beklenen sağanak Çatalca'yı vurdu. Metrekareye 107 kilogram yağış düştü. Taşan dereyle yol adeta birleşti. Sel öylesine kuvvetliydi ki taşan su park halindeki bir kamyonu bile bu hale getirdi. Evlere çamur taşıdı. Eşyalar kullanılamaz hale geldi. Bugün sular çekilince hasar tespit çalışmaları başladı. Ortaya çıkan görüntü felaket filmlerinden farksızdı. Yerler böyle balçık oldu. Eşyalar gitti. Bayağı bir maddi olarak maddi hasarla kurtardık çok şükür, can kaybı olmadan. Sakarya'nın Kaynarca ilçesine de 4 saatte metrekareye 20 kilogram yağış düştü. Seyran Deresi taştı, ev ve iş yerlerini su bastı. Mahsur kalanlar görevliler tarafından kurtarıldı. Sel güneyde ise Mersin ve Muğla'yı vurdu. Silifke'de su basan yerler arasında Atatürk evi de vardı. Muğla Fethiye Karayolu da sel nedeniyle kapandı. İstanbul'da kötü hava koşulları bugün deniz ulaşımını da aksattı. Yapılan son tahminlere göre yağışlar batı ve güney bölgesinde etkisini azaltacak. Rize ve Artvin'de ise sağanak uyarısı var. Hep gelirsen gidesen, bana çok laf edilsen. Sokak hayvanları için lüks semtte ev kiraladı. Benim ne kadar malım mülküm varsa. Kedi ve köpek barınağına dönüştürdü. Hırsızlar sokak hayvanlarının yaşadığı bu eve. Ünlü türkücünün hayvanlar için tuttuğu o ev. Köpeğim de çizgi film çok izliyorlar. Hırsızlar tarafından soyuldu. Az sonra şov haber. Yakalandığında bir erkek gibi görünüyordu. Yaşlı adamla da tanıştığında adının Kaan olduğunu söyledi. Sözüm ona, onu halasıyla evlendirecekti. Tüm parasını kaptıran adam asıl şoku, onu kendisini kandıran kişinin erkek değil, kadın olduğunu anlayınca yaşadı. Evlilik vaadiyle vatandaşları dolandırıyormuşsunuz, doğru mu? Yaşlı adamı evlendirme vaadiyle dolandırdığında erkek kılığındaydı. Karakolda kadın çıktı. Sadece parasını kaptıran adam değil, polis de şaştı kaldı. Neden gözün altındasınız? İftira! Nasıl dolandırdınız? Dolandırmadım. 69 yaşındaki kurban içkili restoranda alkol alıyordu. Kendini Kaan olarak tanıtan bu dolandırıcı yaklaştı. İkili sohbet etmeye başladı. Şeref adlı kurban eşiyle problemler olduğunu söyledi. Kendine yeni bir eş arıyordu. Zaten dolandırıcının duymak istediği de buydu. Emekli adam karşısında bir erkek var sanıyordu. Oysa ki konuştuğu kişinin adı Kaan değil Güneş'ti. Yani erkek değil bir kadındı. Yaşlı adama 42 yaşında bir halası olduğunu, onun da kendine evlenecek bir eş aradığını söyledi. Yaşlı adam kendini naz olarak tanıtan dolandırıcı kadına ilk görüşte aşık oldu. Evlilik için kesenin ağzını açması, masraf yapması gerekecekti. Çünkü karşı tarafın istekleri vardı. O da boşanmadan önce yeni kuracağı yuva için 61 bin liraya aracını sattı. Neden gözaltına aldınız? Adamın iddiasına göre öyleymiş. 40 bin lirayı çorabının içine, 20 bin lirayı da cebine koyan yaşlı adam elinden tuttuğu kadını kuyumcuya getirdi. Yüzük, küpe ve bilezik aldı. 1200 lira para verdi. Kuyumcudan çıkan iki dolandırıcı yaşlı adamı ormanlık bir alana götürdü. Evlilik hayalleri kuran adamı masaj vaadiyle kandırdılar. Yere yatırıp çorabındaki 40 bin lirayı alıp kaçtılar. Dolandırılan yaşlı adam polise gitti. Ekipler iki zanlıyı gözaltına aldı. Gerçekte orada anlaşıldı. Kendini Kaan olarak tanıtan dolandırıcı bir kadındı. Adı Güneş'ti.
Kendini Naz olarak tanıtan sahte gelin halası değildi. Asıl adı da İnci'ydi. Evlilik vaadiyle vatandaşları dolandırıyormuşsunuz, doğru mu? Şey yok. İki zanlı gözaltına alındı. Zanlılar sorgularında altın aldırdıklarını kabul etti. Ancak 40 bin liradan haberlerinin olmadığını ileri sürdüler. Kadınlar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Sayın seyirciler, Erzurum'da hayvan hırsızlarının aracı ekipler tarafından durduruldu. Bagajda bomba olma ihtimaliyle alarm verildi. Ancak bagajdan çıkan patlayıcı değil, buzağı oldu. Biz de zannettik ki arabanın içinde bomba var. Bir açtım baktık, küçücük bir tane. Eğer düşündükleri gibi olsa, yani araçta bomba olsa bugün belki de hayatta değillerdi. Hayvan hırsızlarının otomobilinden buzağı çıktı, o da çalıntıydı. Şu arabanın içinde saklamıştılar. Erzurum'da ekipler bir aydır hayvan hırsızlarının izini sürüyordu. Tek tek adreslerini belirledi. Ardından da baskın yaptı. Zanlılar bu araçla kaçmaya çalıştı. Uzun süren kovalamaca ve çıkan çatışmanın ardından 6'sı da yakalandı. Otomobilin bagajında patlayıcı olabileceği ihtimali ekipleri bir kez daha teyakkuza geçirdi ama... Biz de zannettik ki arabanın içinde bomba var. Bir açtık baktık, küçücük bir tane. Tornavida ile açılan bagajdan bomba değil, buzağı çıktı. Herkes rahat bir nefes aldı. Çetenin çaldığı hayvanlar da ahırlarda yapılan aramalarda bulundu. Sayın seyirciler, 500 çeyrek altınla Kuyumcular Çarşısı'na giren sahte altın çetesi vurgun beklerken bozguna uğradı. Çete film gibi kovalamacanın ardından yakalandı. Tam 500 çeyrek altını kuyumculara satacaklardı. Planlarını kuyumcuların dikkati bozdu. 3 kadın 5 dolandırıcı kovalamacanın ardından yakalandı. Çete üyeleri dün Bursa'da bir kuyumcu çarşısını hedef olarak seçti. Hepsi ayrı bir kuyumcuya girdi. Altınlar içinde gerekçeleri de vardı. Ancak çoğu sahteydi. Şebeke üyeleri birebir aynı olan altınları bozdurmak istedi. Ancak kuyumcular tuzağa düşmedi. Yakalanacaklarını anlayan dolandırıcılar lüks araçlarını atladı, hızla kaçmaya başladı. Kaldırıma çıkan aracın lastiği patladı. Araçtan inip kaçmaya çalışan 5 kişiyi polis yakaladı. Çete üyeleri sahte altınlarla 125 bin liralık vurgun yapmayı planlıyordu. Dolandırıcılar önce sağlık kontrolüne götürüldü, ardından da gözaltına alındı. Sayın seyirciler, ne yazık ki doğanın sadece biz insanlara ait olduğunu düşünüyoruz. Bunun bir örneği de İzmir'de yaşandı. Deniz kıyısındaki misina ve olta iğneleri martının vücuduna saplandı. O martıyı iğnelerden kurtaran Murat Gençdoğu şov habere ulaştı. Böyle bir şey yapılır mı hayvana ya? Şuraya bak ya. Hayvanı ne hale getirmişler, bir insanları görsün. Denize atılan olta onu bu hale getirdi. Vücuduna saplanan olta iğneleri her çırpınışında ona büyük acı veriyordu. Bu nedenle de kendisini kurtarmak isteyenlere hiç direnmedi. Hayvanlar çıkanlar. Hayvanın ayağı misineye dolanmış. Hayvan çaresiz kalmış. Hayvan kim bilir kaç gündür burada. Görüntüler Show Haber WhatsApp ihbar hattımıza İzmir'den geldi. Yiyecek arayan martının gagasına bir oltanın iğnesi takıldı. Martı iğneden kurtulmaya çalışırken 20 iğneli misinaya dolandı. Var, ağzında kanca var. Burada da kanca var. Dur, tamam ben seni kurtarıyorum, dur. Martı bir binanın çatısına kadar uçmayı başardı. Ama uzağa gidemedi. Asansör ustası Murat Gençdoğuş onu fark etti ve iğnelerden kurtarmak için kolları sıvadı. Murat Gençdoğuş önce bacağına dolanan misinadan kurtardı onu. Sonra da olta iğnelerini tek tek çıkardı. Artık yeniden özgürlüğe kanat çırpmaya hazırdı ama martı tekrar uçmayı başaramadı. Çünkü hala yaralıydı. Gençdoğuş veteriner hekimlere haber verdi. Yaralı martı tedavi altına alındı. Asansör ustasının kaydettiği bu görüntülerse denize atılan bir misinanın bile doğadaki canlıları nasıl tehdit ettiğinin en net göstergesi oldu.
Biri kapıyı çaldı, diğeri aynı anda telefonla aradı. Gelen telefonla kapıdakinin polis olduğuna ikna olan Zerrin teyze fena dolandırıldı. Evine kadar girip 8 bileziğini ve 1800 lira emekli maaşını çalan hırsız kayıplara karıştı. Şimdi polis kendini polis olarak tanıtan o hırsızın peşinde. Polistim ben. Komiser diyor. Komiser eve girer mi? Benim evde ne işi var? Yine aynı taktikle girdiler. Kendilerini polis olarak tanıttılar. Bu kez 88 yaşındaki emekli öğretmen Zerrin teyzeyi düşürdüler ağlarına. Kapıyı çaldılar. Ben de duymadım tabii. Duymadığım için açmadım. Haberim yoktu. En nihayet telefon çaldı. Kapıyı aç, kapıyı aç dediler. Dolandırıcı kapıdaydı. Aslında Zeyn teyze kapıyı açmadı ama aynı anda suç ortağı da evin telefonunu çaldırdı. Organize bir çeteydi. Telefondaki şahıs Zeyn teyzeye kendisinin polis olduğunu, kapıdakinin de polis olduğunu söyledi. Kapıyı açınca girdi. Bir genç bir çocuk böyle. Çık dedim, kalktırdım, neler yaptıysam çıkmadı hiç. Kapıyı açmasıyla evin içinde buldu yaşlı kadın hırsızı. Engellemeye çalıştı ama başarılı olamadı. Saklıydı ama buldu işte, karıştırdı. Evi. Yani ta odalarınıza kadar girdi. Odaya girdi. Maddi değerini bilemem. Yani 8 tane bilezik. Bana bu bileziklerin resmini çekeceğiz dediler, elimden kaptılar gittiler. Emekli edebiyat öğretmeni Zerrin Kaya yıllarca emek emek kazandıklarıyla almıştı o 8 bileziği. Bir de bankadan çektiği emekli maaşı vardı evde. O da gitti. 1800 lira paramı aldılar. Neydi o, maaşınızı mı çekti? Maaşım başka neyim olacak? Hırsız işini bitirip sırra kadem bastıktan sonra yaşlı kadın dolandırıldığını anladı ama iş işten geçmişti. Hemen telefona sarıldı. Bu kez gerçekten polisli kapısını çalanlar. Teyze adım FETÖ'ye karıştı. Altınların ya da bir soygunda geçti. Yo, ben FETÖ'yle duymadım. Hem FETÖ'yle benim ne işim olur? Ha, öyle bir tehditte bulunmadılar, doğru mu? Kıyafet ne vardı? Böyle kazağını beline bağlamış. Emniyetten dolandırıcılık bürodan ekipler Zerrin teyzenin evine geldiler. Olayın aydınlatılması için Zerrin teyzeye tek tek sorular soruluyor. Şahısın bulunabilmesi için de fotoğraflar gösterildi. Bu mu teyze, bir bak bakalım. Değil. Bunlar hiçbiri değil çocuğum. Polis şüpheli şahısların fotoğraflarını tek tek Zerrin teyzeye gösterdi ama o fotoğraflar arasında kendini dolandıranı Zerrin teyze bulamadı. Şimdi mahalledeki MOBESE kayıtları incelenecek. Kapının önünde de bir kamera var. İşte o kamera kayıtlarında polis Zerrin teyzenin evine giren şahsı tespit etmeye çalışacak. Hırsız bulunur mu bilinmez ama kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılara karşı dikkatli olunması konusunda emniyet uyarıyor. Sayın seyirciler, İstanbul Ok Meydanı'nda çok hareketli anlar vardı. Bu sabah trafikte bir ay önce yaşanan tartışma için savaş gibi çatışma çıktı. Bir kişinin hayatını kaybettiği kavgada biri kadın, beş kişi de yaralandı. Trafikte bir ay önce yaşanan tartışma bir ay sonra çatışmaya dönüştü. Bıçaklar çekildi, silahlar patladı. İstanbul'un orta yeri kan gölüne döndü. Bir ölü, beş yaralı var. Çatışmanın ardından polis Ok Meydanı'nı ablukaya aldı. Tekstil atölyesi sahibi Hüseyin Baş 30 gün önce 19 yaşındaki Figen Akgüç'le trafikte tartıştı. İddiaya göre o tartışma sırasında Figen Akgüç darp edildi. Yakınları tam bir ay sonra Hüseyin Baş'ın iş yerini bastı. Önce yumruklar konuştu, sonra bıçak ve tabancalar ortaya çıktı. Kavgaya karışan herkes yaralandı. Sokak adeta savaş alanı gibiydi. Özel harekat polisleri ve çok sayıda takviye ekip bölgeye sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hüseyin Baş kurtarılamadı. Biri kadın yaralı, beş kişinin tedavisi sürüyor. Sayın seyirciler, Ankara Çubuk'ta yaşayan Yeşiltaş ailesi hayatlarının ikinci şokunu dün gece yaşadı. Aynı kaza başlarına ikinci kez geldi. O kazada evlerinin yatak odasına traktörle giren sürücü ve eşi hafif yaralandı. Yükle bir şey değil o. Makineye yükle. Balon gibi yükle, balon gibi. Balon şişirir gibi.
Alkol metreyle tanışması böyle oldu. Yaşlı adamın kullandığı traktör iki katlı evin yatak odasına girdi. Çubuk'ta yaşayan Yeşiltaş ailesinin evi bu hale geldi. İkiye ayrıldığı için, çatal yol olduğu için ya bu yanına gidecekti ya o yanına gidecekti. Yolu karıştırmış. Direkt sağ olsun bizim eve girdi. Bilal Garip traktörüyle bu dik yokuştan aşağı doğru ilerliyordu. Tam bu noktaya geldiğinde nereye döneceğine karar veremedi. Direksiyonu sağa kırdı ve önce buradaki ağaca çarptı. Ama bu ağaç da hızını kesmeye yetmedi ve kontrolünü iyice kaybetti. Gittiği noktadaysa Yeşiltaş ailesinin yaşadığı ev vardı. Dedim canınız sağ mı? Sağ. Yıkılan ev olsun dedik. Ama onlar da ne geldi ne gitti ne sordular. Dur bakalım ne çıkacak. Yeşiltaş ailesi o sırada salondaydı. Önce deprem oluyor sandılar ama dışarı çıktıklarında bu manzarayla karşılaştılar. Kaza sonrası hafif yaralı sürücüye alkol muayenesi de yapıldı. Amca bir derin nefes al. Bir şey söylemedi. Üfle bu alkol içinde de. Alkol için üfle bir şey değil o. Makineye balon üfle. Gibi üfle balon gibi. Balon gibi. Şişirir gibi üfle. Üfle 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 üfle. Burası Yeşiltaş ailesinin yatak odasıydı. Burada dolap, hemen sağ tarafta da yatak vardı. Çarpmanın şiddetiyle duvar metrelerce uzağa savruldu. Tek şans o sırada burada kimsenin olmamasıydı. Bir anda deprem oluyor sandım ama yani can, iyi ki cana bir şey olmadı. Dışarı çıktığınızda traktörü gördünüz. Ne traktörü gördüm. Ne düşüneyim bir anda? Zaten bir kaza oldu, onun şokunu atlatamadan ikinci bir kaza geldi. Üstelik Yeşiltaş ailesinin yaşadığı ilk şok bu değil. Geçen sene aynı olay yine başlarına gelmişti. Bu dik yokuştan aşağı inen traktör sürücüsü direksiyon kontrolünü kaybettikten sonra evi yıkmıştı. Şoku atlatan aile hasar gören evin duvarını bugün yeniden yaptı. Bir kez daha aynı şoku yaşamamak için yolda bir önlem alınmasını istiyorlar. Sayın seyirciler, mucizelerin ardı arkası kesilmedi. Ölüm 3 kişiyi de teğet geçti. Gaziantep'te akıllara durgunluk veren kaza çok ucuz atlatıldı. Geliyor. Araç hızla geldi, kaldırımda oturanların arasına daldı. Bu kazada mucize eseri ölen olmadı. Bak Hakan da geçiyor şimdi. Babası git yardım et dedi, biz de maç izliyoruz. Telefondan. Geliyor. Hayattayız. Mucizevi şekilde yaşıyoruz. Görüntüler Show Haber WhatsApp ihbar hattımıza Gaziantep'ten geldi. 3 kişi taziye evinin kapısında oturuyordu. Az sonra tanık olacakları mucizeden hiçbirinin haberi yoktu. Kaldırımda oturup Galatasaray maçını izlemek için telefonla ilgileniyorduk. O anlarda taziye evinden çıkarılan koliler düştü. İçlerinden biri o koliyi kaldırmak için yolun karşısına hareketlendi. O koliyi düşürmese yolun ortasına vuracaktı ona. O karşı kaldırıma ulaşınca bu araç hızla geldi. Önce kaldırımın kenarında oturan iki kişinin arasına daldı. Ayhan Ekmen şans eseri ayaktaydı. Arkadaşı ise araçla birlikte otoparka savruldu. Ehliyetsiz bir sürücü, genç bir çocuk. Hızla gelip kontrolü kaybediyor. Arkadaşım ayağı kırıldı. Vücudunda çeşitli yaralar var. Ben nasıl olduysa hayatta, ikimiz de hayatta kalabildik. 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü polis tarafından emniyete götürüldü. Ölüm 3 arkadaşı teğet geçti. Şimdi tek istekleri var, kazanın yaşandığı o yola bir hız kesici konulması. Takipçisi olacağım. Hayat çok kısa, kendinize dikkat edin. Çünkü ölüm her yerde olabiliyor. İki kadın hırsız cami içine kadar girdi, imamın odasını soydu. Toplanan yardım paraları, Kur'an kursunun bilgisayarları, hatta görevlilerin cüzdanları ne varsa çaldılar. Üstelik küçük bir çocuğu da bu hırsızlığa alet ettiler. İçeriye kadar maalesef girdiler yani, imam odasına kadar girdiler bu insanlar. Tam da öyle oldu. Cami avlusunda musluk, kapısında ayakkabı derken hırsızlar imam ve görevlilerin odasına kadar girdi. Hedeflerinde camiye toplanan yardım parası, cemaatin cüzdanı ve bilgisayarlar vardı. İki kadın hırsız Ankara Çankaya'da son 3 ayda 5 camiyi soydular. Sabah namazında başka camide, akşam namazında başka camidelerdi. Kimse onlardan şüphelenmedi. Tesettür olunca biz dedik bu insanlar namaz kılmak için girmişler. Gelmişler camiye. Yer ibadethane olduğu için hırsızlık için geldiklerini kimse düşünmedi. Üstelik yanlarında bir de küçük bir çocuk vardı. Minik çocuğu da hırsızlığa alet ettiler. Çocuğu kursa yazdıracağız diye hoca hanımın bir tanesini meşgul ediyor. Diğeri iki tane bilgisayarı götürüyor.
Kadın hırsızlar camiye girdiklerinde namaz kılmıyorlardı. Kılacak gibi yapıyorlardı. Özellikle de cemaatin dışarıya çıkmasını bekliyorlardı. Bir kişi dışarıda gözcülük yaparken diğeri işe koyuluyor. Tek hedefleri vardı içerideki paraları çalmak. Burayı o ayakkabı çekeceğiyle evet, mi açmışlar? Evet, burayı zorluyor, bu kilidi burayı zorluyor falan. Bayağı bir usta olduğu belli. Caminin kutusunda ne kadar para varsa hepsini aldılar. Kadın hırsızlardan biri 22 yaşında. Diğeri daha 17. Onlar imam ya da cami görevlilerinin odalarını soyarken minik çocuk bunu oyun sanıyordu. Camilerin içinde bulunan iki Kur'an kursundan da dizüstü bilgisayarları, bir görevlinin de cüzdanındaki 500 lirayı çaldı kadın hırsızlar. Şikayetler birbirini izleyince polis camilerin etrafında nöbete başladı. Ankara Hırsızlık Büro dedektifleri de camilerdeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. İki kadın hırsızın kimliği tespit edildi ve ikisi de gözaltına alındı. Fatma K. kucağında küçük çocuğuyla geldiği emniyette ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Yaşı küçük olan kadın hırsızsa çocuk şubeye teslim edildi. Zanlıların ikisi de tutuklandı. Milyoner iş adamı 6 yayayı ezen kızını hapisten kurtarmak için para saçmaya başladı. Ödediği rekor kefalet bir yana kurbanların ailelerine de 5 milyon teklif etti. Milyoner iş adamının kızı kırmızı ışıkta katliam yaptı. Babası mahkemede gözyaşlarına boğulan kızı için kesenin ağzını açtı. Tarihin en büyük kefaletini ödemekle kalmadı, kurbanların ailelerine 5 milyon lira teklif etti. Akıllara durgunluk veren kaza Ukrayna'da meydana geldi. Direksiyondaysa Alyona Zaitseva vardı. Yani ülkede enerji sektöründe faaliyet gösteren multimilyoner iş adamı Vasili Zaitsev'in kızı. Süper lüks aracıyla yarış yapan genç kız sokağı savaş alanına çevirdi. 6 kişiyi öldürdü. 20 yaşındaki milyoneri öfkeli kalabalığın elinden linç edilmekten korumaları kurtardı. Zaitseva geçtiğimiz günlerde mahkemeye çıktı. Gözyaşlarını tutamadı. Ama babası ülkenin gördüğü en yüksek kefaleti ödeyince serbest kaldı. Salondan çıkarken yüzü gülüyordu. Enerji şirketleri sahibi 61 yaşındaki milyoner baba o kararla yetinmedi. Eşi Tatiana ile birlikte kızlarını affetmeleri için kurbanların yakınlarına diz çökerek yalvardı. 1,5 milyon dolar yani yaklaşık 5 milyon lira teklif etti. Her gün karakolda imza atması karşılığında serbest kalan genç kızın babasının karanlık ilişkileri sayesinde ceza almayacağına kesin gözüyle bakılıyor. Geçirdiği bir motosiklet kazası onu neredeyse canından ediyordu. Ancak o hayatının en güzel yıllarında yatağa bağımlı yaşamak istemedi. Azmetti ve ayağa kalktı. O da yetmedi, şampiyon oldu. Her taklada nerimin kırıldığını hissettim. Hissederek 5. taklada yere sırt üstü düştüm ve insanlar gerçekten öldüğümü düşünerek gazeteli üzerime örttüler. Ölümle yaşam arasındaki o incecik çizgideydi. Sadece hayatta kalmak için değil, hayatını eskisi gibi yaşamak için mücadele etti. Çünkü o anda kaybettiğini sandığı şey zaten hayatının ta kendisiydi. Bana evet spor hayatım bitti dedikleri andan itibaren hedeflerim olan şampiyonluklarıma devam edeceğim ve bunları alacağım sözüyle zaten ayağa tekrar kalkıp bu hale geldim. 32 yaşındaki Merve Karakaya beden eğitimi ve spor yüksekokulu mezunu. Küçüklüğünden beri dans ediyordu. Mezun olduktan sonra dansta profesyonelleşti ve ödüller almaya başladı. Ta ki 2012 yılında geçirdiği bir trafik kazasına kadar. Çünkü o kazadan sonra Merve Karakaya'nın hayatı baştan aşağı değişti. Hemen hemen kemiklerimin hepsi kırılmıştı. Akciğer yırtıldı. Başımda ciddi darbeler vardı. Kazadan sonra Merve Karakaya için kabus dolu günler başladı. Tam bir yıl yatağa bağımlı yaşadı ve doktorlarının iddiasına göre de yeniden spor yapması imkansızdı. Ancak o doktorlarını zamanla yanılttı ve yeniden ayağa kalktı.
Bir karar vermem gerekiyordu. Ya buna inanacaktım ve gerçekten tekrar ayağa kalkacaktım ya da gerçekten artık yatalak olarak ya da yarı sakat olarak hayatıma devam edecektim. O ilkini seçti ve yeniden eski günlerine dönmek için de rakiplerine kıyasla daha çok çabalaması gerekti. Merve Karakaya kazadan sonraki ilk kupasını 2014'te aldı. Türkiye vücut geliştirme ve fitness şampiyonu oldu. Ondan sonraki 4 yıl içinde de ard arda yine kupalar aldı. Ancak tabii hepsi burada değil. Siz şu an sadece 3 tanesini görüyorsunuz ancak daha büyük başarılara imza attı. Tabii bununla da yetinmedi, dünyaya açıldı ve geçtiğimiz yıl dünya ikincisi oldu. Geçtiğimiz haftada dünya birincisi olarak işte bu kupayı kaldırdı. Bu yıl ilk olan bir şeyi ünvanı alarak Şampiyonlar Şampiyonluğu seçildim. Geçen hafta pazar günü Sırbistan'da dünya şampiyonluğunu aldım. Başarısını kanıtladı ama başarılarına yenilerini eklemek için çalışıyor. Yaşanan olumsuzluklar karşısında asla pes etmeyin diyor. Kişi inandıktan sonra başaramayacağı hiçbir şey yok. Yeter ki istesin. Eğer ben bu kadar istemeseydim ben sakat da kalabilirdim. Ünlü türkücü Filiz Özten, hayvan sevgisi öylesine ağır bastı ki sokak hayvanları için birey tuttu hem de cihan girdi. Kedi ve köpekler evde müziksiz kalmasın diye de 4000 lira masraf yaptı, televizyon ve müzik seti aldı. Ancak hırsızlar sokak hayvanlarının yaşadığı o eve sahibinden önce girdi. Moralim bozuldu, gitti yani, ne yapacağımı bilemiyorum. Abiye bak. Sevimli dostları için Cihangir'de bir ev kiraladı, kiraladığı daireyi onlara sıcak bir yuvaya çevirdi. Ama sokak hayvanlarının o yuvasına bile hırsızlar göz dikti. Gelir gelmez bütün moralim bozuldu. Şuraya televizyon, müzik seti, bütün kaset çalarlar, her şeyi, bütün elektronikleri geldiğim gün çalmışlar. Senin yapacağın tesisin barajla ne ilgisi var canım? Filiz Özten, şarkıcı ve oyuncu. Çocukluğundan beri hayvanları hep çok seviyor. Üstelik sadece evinde beslediği sevimli dostları değil, sokakta gördüğü her canlı onun ilgisinden nasibini alıyor. Filiz Özten Cihangir'de bu binada yaşıyor. Evinin her tarafı kedilerle ve köpeklerle dolu. Onları sürekli evinin önünde besliyor. Artık evde onlar için yer kalmayınca mecburen yan sokakta başka bir ev kiraladı. Benim ne kadar malım mülküm varsa sokak hayvanlarına bağışlayacağım. 50 tane kedi bakıyorum dışarıda. İçeride de tabii var birkaç tane. Ama işte bu bizim yamuk. Sen yamuk musun aşkım? Gel öpücük. Öpücük yapayım. Filiz Özten'in Cihangir'de sokak hayvanları için kiraladığı daire işte burası. Bu evin kirası aylık 1500 lira. İçeriye girelim hemen. Çiko değil mi? Çiko. Küçücük ev sokak hayvanları için büyük bir yuva oldu. Özellikle kış mevsiminin kendisini iyiden iyiye hissettirdiği şu günlerde Özten eve bakım yaptırdı. Koltuk takımları aldı. Kendilerini yalnız hissetmesinler, evde sürekli bir ses olsun diye çözüm bile buldu. Fakat hırsızlar o evde sadece hayvanların olduğunu biliyordu. Tabii ki bunların konforu yerinde olsun diye duvara LCD falan koydum. Müzik çalar falan koydum. Hep geri sen gidesen. Bana çok naz edilsen, nazına canım kurban, Diyarbakır'lı yâre. Filiz Özten buradaki sokak hayvanlarına böyle sürekli türküler, şarkılar söylüyor. Hatta buraya da televizyon koymuştu, müzik çalar koymuştu bu noktaya da. Burada da sürekli müzikler çalıyordu sokak hayvanları için. Ancak buradaki televizyon ve müzik çalar sadece birkaç gün durabildi. Ay saçıma baksın dur. Allah gitti saçlar. Ben çok üzüldüm. Neden derseniz kediler de köpeğim de çizgi film çok izliyorlar. Onları seyrede seyrede uyuyorlar. Çiko nasıldı? Çizgi filmler nasıldı? Gitti televizyonunuz. Hırsızlar çaldı. Hırsızlar sokak hayvanlarının yaşadığı bu eve işte buradaki pencerelerden girdi ve evde köpekler olmasına rağmen salondaki LCD televizyonu ve buradaki müzik çaları alıp buradan götürdü. Sokak hayvanlarının evi soyulunca Filiz Özten hemen polise başvurdu. Şimdi dört gözle eve giren hırsızların yakalanmasını istiyor. Balık akını başladı, tezgahta etiketler düştü. Henüz yüzleri güldürmese de en azından cep yakmıyor. Ancak her balık da her zaman yenmiyor. İşte işin ustalarından mevsimine göre balık takvimi. Palamut balığı geldi be! Kış yaklaşırken istavrit ve palamut bereketi yaşandı. Lüfer de yeni yeni tezgahlarda yerini almaya başladı.
Hamsinin yanına ise hala yaklaşılmıyor. Ama lezzetli balık yiyebilmenin yolu fiyatından değil, döneminden geçiyor. Geçtiğimiz ay av sezonu başladı. Şu anda Ekim ayındayız. Peki Ekim ayında balık takvimine göre yenebilecek en güzel balıklar hangileri? Hemen sayalım. Barbun, istavrit, boğazın padişahı denen lüfer ve tabii ki vazgeçilmez bir lezzet palamut listenin en başında yer alıyor. Palamut Ekim'den ta ki 3 ay 4 ay sürer palamut var. Lüfer tam şu anda yağlı zamanı, ızgara ve fırın mükemmel olur. Şu anda istavridin yağda da olur, az yağda da olur, ızgarası da olur. Bir hafta sonra Kasım ayına gireceğiz ve Kasım ayında da bambaşka balıklar lezzete kavuşuyor. Bakın gördüğünüz gibi tezgahlara girmeye başladı uskumru. Aynı şekilde mezgit balığı da lezzetiyle meşhur ve tabii deniz levreği de yavaş yavaş yağlanan balıklar arasında. Ama öyle bir balık var ki o da palamutun büyüğü. Neredeyse 2-3 katı olan torik. Onun da en lezzetli lakerdası oluyor. En güzeli piyasadaki olan balık lüfer balığı, torik ve palamut. Bunlar mı? Bunlar şu anda tam mevsimi yenecek balıklar. Torik Kasım ayının mı? Kasım ayının balığıdır ama ufak ufak başladı. Yani bir hafta sonra tamamıyla başlar ve ızgarası, lakerdası mükemmel olur. Her dönemin balığı farklı oluyor tabii ki. Aralık ayına girildiğinde de hamsinin lezzeti bir başka oluyor. Yavaş yavaş başladı aslında hamsi ama lezzeti Aralık ayında çok daha farklı olacak. Aynı şekilde tekir de Aralık ayında takvime göre tam yenecek zaman. Tekirin kilo fiyatı 30 lira, hamsinin ise şu anda 15 lira civarında. Hamsi mesela yazın ortasında yiyemez. Çünkü yağsız dönemi Aralık ayında çok yağlı olur ve çok lezzetli olur. Takvimler Ocak ayını gösterirken balıkçıların deyimiyle kulağına kar suyu kaçarsa lüferin yavrusu çinekopun da lezzetine doyum olmuyor. Aylar Şubat ayına geldiğinde elimde tuttuğum bu kalkan balığı çok bollaşıyor ve lezzetleşiyor. Yaklaşık şu andaki kilo fiyatı 120-150 lira arasında değişiyor ama Şubat ayında bu rakamlar 50-60'a kadar düşüyor. Kalkan balığı tabii herkes bilmez bunu. Tava yapar ekseriyet ama bu balığın çok güzel fırını da olur ve tandırı da olur. İlkbaharsa balık bolluğunun da başlangıcı. Nisan ayının göz bebeği levrek. Ama balık seçmek kadar pişirmesini bilmek de önemli. Eğer tercihiniz tavaysa Ekim ayında istavrit akınını beklemeniz gerekli. İstavrit en güzel mısır onda. Teflon tavada daha güzel pişer. Fazla o yağ katmamak şeyiyle, şartıyla. Sayın seyirciler, geçtiğimiz yıl ölen Tayland kralı 5 günlük muhteşem bir cenaze töreniyle toprağa veriliyor. Tabuttan cenaze arabasına kadar her şeyin altından olduğu tören ihtişamıyla dünyayı hayrete düşürüyor. Bütün ülke bir yıldır ölen krallarının ardından ağlıyor. Tayland kralının naaşı muhteşem bir törenle yakılacağı altın krematoryuma götürüldü. Türkiye'yi Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker temsil etti. Müzik 70 yıl tahtta kaldı ve 88 yaşındaydı. Hubimol Adulyadeh halk arasında çok seviliyor, hatta kutsal olarak görülüyordu. Cenaze töreni hazırlıkları ise 10 aydır sürüyor. Kralın naaşı halk tarafından ziyaret edilebilmesi için saraydaydı. Budist adetlerine göre yapılan tören saraydaki ayinle başladı. Kralın cenin şeklinde mumyalanmış naaşının olduğu tabut 200 asker tarafından çekilen 18. yüzyıldan kalma 14 ton ağırlığındaki iki tekerlekli altın savaş arabasıyla yakılacağı krematoryuma taşındı. Halksa günler öncesinden tören alanına akın etti. Polis Taylandlıların üzüntüden bayılmaması için kalabalığa amonyaklı pamuk dağıttı. Törene katılan herkese siyah giyinme şartı getirildi. Kralın savaş arabası halkın görebilmesi ve dua edebilmesi için 2 kilometrelik güzergahtan 5 saatte geçti. Ülkenin tüm eyaletlerinde altın krematoryumun küçük birer kopyası yapıldı. Cenaze töreni hazırlıkları için yaklaşık 100 milyon dolar harcandı. 5 gün sürecek cenaze törenine yaklaşık 250 bin kişi katılıyor. Sayın seyirciler, akıllı telefon kullanan yayaları 380 liraya varan para cezası bekliyor. Bu cezadan kurtulmak içinse yolun karşısına geçerken eski bir kuralı hatırlamaları gerekiyor.
Karşıdan karşıya geçerken baktınız mı önce sola sonra sağa? Işık yandı, ben de millete uydum. Hayda dedim, bir şey olmaz herhalde. Atladınız elinizde telefon. Aynen öyle şekilde atladım. Ama şimdi sakladınız o telefonu. Evet, burada. Yolun karşısına geçerken önce sağa, sonra sola, sonra yeniden sağa bakmak tarih oldu. Onun yerine yayalar akıllı telefonlara bakarak geçiş yapıyor. Ama bunun da cezası 380 liraya kadar çıkıyor. Siz verir miydiniz o cezayı? Bilemiyorum. Mecbursa mecbur verilecek. Açıklama Amerika'daki bir büyük şehrin belediye başkanından geldi. Yaya güvenliğini arttırmak için bir yasa çıkarıldığı söylendi ve 25 Ekim 2017'de yürürlüğe giren o yasaya göre de polis karşıdan karşıya geçerken akıllı cep telefonu ya da akıllı diğer cihazlarıyla ilgilenenleri durdurabilecek. Çünkü yapılan araştırmalar gösterdi ki akıllı telefonların kullanılmaya başlandığı son 6 yılda trafikte yaya ölümlerinin sayısı 4 kat arttı. Kimle mesajlaşıyorsunuz efendim bu kadar neşeli? Valla hiç kimseyle mesajlaşmıyorum, mesajlarıma bakıyorum. Nerede? Trafik ışıklarının altında. Şimdi Amerika'da efendim telefonla ilgilenmek artık suç. Bence de suç olmalı, yasaklanmalı. Çünkü herkes telefona bakmakta önüne bakamıyor zaten. Bu yasak ilk kez Amerika'nın Honolulu kentinde uygulandı. Kuralı ihlal edenleri kademeli olarak para cezası bekliyor. Karşıdan karşıya geçerken akıllı cep telefonlarıyla ya da diğer akıllı cihazlarıyla ilgilenenlere ilk seferde 15 ila 35 dolar aralığında para cezası kesilecek. Ve ikinci ya da üçüncü geçişlerde bu miktar katlanacak. İkinci geçişte 75 dolar, üçüncü geçişte ise 99 dolara kadar bu ceza çıkabilecek. Karşıdan karşıya geçerken akıllı telefon kullanmanın cezası 99 dolara kadar çıkıyor. Ya bilmiyorum, ben akılsız telefon kullanıyorum da. Yırttım diyorsunuz yani akıllı telefon. Evet. Akılsız kullanarak. Zaten ilgilenmeme gerektirecek bir şey yok. Yani internet falan da yok telefonda. Türkiye'de de böyle bir yasa olsun mu? Olsun tabii ya. Dikkatli olmak gerekiyor sonuçta. Karaya oturan 7 tonluk balina kurtarıldı, ancak aynı balina 2 gün sonra bir başka sahilde ortaya çıktı. 2 günde 2 kez karaya oturan devasa hayvan uzmanları şaşırttı. Aynı balina bir hafta içinde ikinci kez kurtarıldı. Okyanusa geri gönderildi. Hayvanseverler 3. kez karaya vurmasından korkuyor. Burası Brezilya. Kayalıklarda bulunan bu balina bütün kasabayı harekete geçirdi. 7 tonluk devasa hayvan önce kayalıklardan kumsala indirildi. Ardından da halatlarla bağlanarak derin sulara çekildi. Sevimli devin özgürlüğüne kavuşması herkesi sevince boğdu. Ancak o sevinç uzmanların açıklamasıyla yerini şaşkınlığa bıraktı. Çünkü aynı balina sadece 2 gün önce bir başka sahilde karaya vurmuştu. Aynı hayvan o zaman da 30 kişi tarafından bütün gün uğraşılarak kurtarılmıştı. 2 gün sonra yeniden karaya çıkması herkesi hayrete düşürdü. Devasa balina yolunu mu şaşırıyor, yoksa intihar etmeye mi çalışıyor, şimdilik bilinmiyor. Ancak herkesin korkusu 3. kez karaya vurması. Girdiği her yemeğe lezzet katıyor, faydaları da saymakla bitmiyor. Üstelik beyaz altın sarımsağın dünyada en kalitelisi de ülkemizde yetişiyor, ama tabii iyisini anlamanın da püf noktaları var. İşte uzmanından sarımsak diyorlar. Babaannem 120 sene görürse sarımsağın sayesinde. Hem doğal antibiyotik hem lezzet deposu. İçine katıldığı her yemek tadına doyumsuz oluyor. Ama bir de o kokusu olmasa, aslında koku sarımsağın kalitesini belirliyor. Bu açıdan çok şanslıyız. Çünkü en iyisi de ülkemizde yetişiyor. Kokudan zaten rahatlıkla ayırt edersiniz. Yani öbürünün hiçbir şekilde kokusu çıkmıyor ki. Anadolu'da pek çok bölgede çok kaliteli zaten sarımsak yetişiyor. Sarımsak sağlığımız için olmazsa olmazlardan bir tanesi, ancak onu tüketirken iyisini anlamamız için bilmemiz gereken çok önemli püf noktalar var. Bunlar gerek soyuluş itibari gerek de kokusuyla ilgili. Neler hocam bunlar? Yabancı sarımsak, özellikle bu Çin'den gelen sarımsağı aldığınız zaman bundan çok kolay soyulur. O kadar firipak soyuluyor ki bir anda üstünden kabuğunu çıkarıveriyorsunuz. Şöyle tuttuğunuz zaman, sıktığınızda bile içi çıkabiliyor bir anda. Sanki fasulye ayıklar gibi, barbunya ayıklar gibi ayıklayabiliyorsunuz. O kadar şey. Ama
Yemeğe geldiği zaman mesele bunların içerisinde maalesef hiçbir şekilde lezzet alamıyorsunuz. Düzgün sarımsak, yağlı sarımsak. Bunun ayıklanması diğerleri kadar kolay değil. Sarımsağın bir dişçi yutulması sizi bütün hastalıklara karşı koruyor. Yine sarımsak ilaç sanayiinde pek çok ilacın ana maddesi olarak kullanılıyor. Uzmanlara göre ülkemizde üretilen sarımsak yurt dışında yetiştirilenlere göre çok daha faydalı, lezzetli ve sağlıklı. Peki bu coğrafyada yetişen sarımsağın faydalı olmasının nedeni ne? Volkanik arazi lazım. O volkanik arazinin özellikle kükürt püskürtmüş olan topraklardan yetişmesi durumunda en iyi formunu alıyor. Her tarafta aynı kalitede yapamıyorsunuz. Sarımsağın keskin kokusu sizi tüketirken rahatsız ediyor olabilir. Ancak onun faydaları o kadar fazla ki bu kokuyu fazlasıyla bastırmaya yetiyor. İşte o faydalar. Sarımsağın tansiyon düşürücü etkisi kesindir. Bu sülfürlü amino asit olmadığı takdirde saçlarınız incelir. Bağışıklık sistemi dediğiniz şey aynı şekilde o sülfürlü maddelerin birbirleriyle olan. Çünkü sülfürün burada kükürtün yani şöyle bir özelliği var. Solunumla ilgili işlevlerde, yüksek kapasite gereken işlevlerde rezerv rolünü oynuyor. Yani bize kaynak temin ediyor. O yüzden yenmesi önemli. WhatsApp ve Bip ihbar hattımızı hatırlatalım. 0536 266 90 0902 bir kez daha hatırlatıyoruz. 0536 266